Sokratesten herkese merhaba. Orta Doğu Balkanların ve Avrupa'nın en çok futbol konuşulan podcastine ve Sokrates Club programına Sokrates FC'ye hoş geldiniz. Burak Balaban, İlan Özgen ve benim İnan Özdemir. Zor açtım bu işi. O kadar çok söyledi ki bugünlerde evet. YouTube'da Klub'da adamcağız Adam artık. artık. Aynen. Bir de şaka yapacaktım. Ee, Yaşar, Mustafa Sandal ve <laughs> Ahmet Mümtaz Taylan'la beraberiz diye. Sonra vazgeçtim ah. yolun ortasında şakadan. Ee, Olsun biz. Onlarla birlikte olduğumuzu yayın içinde sık sık Montello diyerek bekliyoruz ediyoruz. sıradaki bölümlerde ha. onları da konuk olarak. Bu rezilli. <laughs> Zafer göz de var. O da evet. oraya, o, Kaçıyor, o da oraya çıkıyor. Zaten Can bu yapamaz. ekibin birleştiği bir konunun <laughs> doğru olma şansı yok. Çok doğru olma şansı yok. Montello arda son tartışmada oraya girmesin diye bir çekti aldı ya. Orada da bir şey atılırdı aslında. O davranışı hiç hoş değildi. Çok sert çekti. Bir <laughs> İtalyana yapabilir miydim bunu? Şu evet. Fırat teyzeye yapar mıydı acaba? Baba ben şunu mesela Türkiye çekme maçını konuşacağız efendim tabii ki. Hani son 16'ya çıktık burada. Bu ile eşleştik. Hepsine bakacağız. Oradayız. Grup aşamasındaki en iyi 11'imizi yapacağız Euro'da. Sadece Türkiye değil. Burada. Ee, hani bütün bu detaylara programımızda bakacağız zaten ama beni en güldüren şey bu tartışmalar şu oldu. Dünyanın en iyi oyuncularının bile koçlarının olduğunu ve o koçların oyunculara bazen kızabileceğini de bu denklemde öyle olmasa bile. Bazen unutuyoruz. Yani birileri Michael Jordan'a da bağırdı, birileri Lebron James'e de bağırdı. Mesela Petraili, Miami'ye ilk gittiğinde Lebron James'e şey demiş... ...senin kirlilerini biz temizlemeyeceğiz, kendin alıp koyacaksın demiş mesela. Şimdi mobbing mi yaptı Petraili, Lebron James'e? Dain Jim Butler'a da öyle bir şey dedi. Evet, ne abi. konuşmaya gerek yok, oynamamız lazım falan diye. <laughs> bu açıdan akil insanlardan sevgili Ergin Keleş'e de teşekkür borçluyuz. O buna değinen bir tweet atmıştı. Hı -hı. Yani bu herhangi bir sıkıntı yok. Bu 5'e 2 idmanıdır diye açıklayıp sonra da kaldı ki bir antrenör bir oyuncusuna bağırabilir de Tabii diye e, sağ olsun böyle futbolun içinden abilerimiz de var iyi ki. Tabii ya bir de yani bizim kültürümüzde Balkan kültürünü mesela Amerikalıların kültüründe koçlar oyunculara çok bağırmıyor da Avrupa kültüründe Balkan kültüründe bizim kültürümüzde e, her türlü bağırırsın yani. yani. Taraftar olmayıp izlediğinizde övdüğünüz hareketler adam ne hırslandırdı Tabii ve takımı. <laughs> hiçbir şey olmayan bir 5'e 2 idmanı olayında saçma sapan hakikaten yani olmaz <laughs> bir şey ya. Yani. Hani hep tekrarlıyorum da yine söyleyeceğim. Yani Türkiye ligini işte izlememin sebebi bu insanların bu yarattığı ortam yoksa futbol çok kalitesiz. Azizim gibi şımarıklığım olamaz Olacak yani. Ya. Ben Salernitana Como maçı bile izleyen iş gereği bir insanım yani. O yüzden. <laughs> Belotti de Como'ya hayırlı olsun. Hazır Hayır, seneye, Sene seneye Como'dayız. Ne takım yapmışsınız olur. Bolonya'da yalnız ha? Turnuvan Euro 2024'ün e ya, en iyi takım ya, Bolonya ya. şu ana kadar. Kakara kikirilerle geçti sezon içinde övgüler ama... Sene Juventus da öyle Motta hocayla. Valla Bologna sezonun takımıymış. Peki iki, Bologna niye şampiyon olamadı? Hadi seven, soralım. iki, soralım. 2-7-2 ile geliyor hoca. Çünkü Coverciano da düğmeye basıldı abi. 10. haftada. Ya şey boyu. Yoluna mı çıktılar? Hoca zirkseye mobbing yaptı ha, 12. haftada. hafta. Doğru tez muhabbeti yine açıldı bu hafta Spalletti'ye. İlk soru geliyor. Şey, son maçtan sonra bazı toplantısında. Kızıyor, parlıyor falan. Ben tezimi 5 3 2 yıl üzerinden yazdım. Kovar Ama O dur, onu sormadı ya. Nasıl oraya geldi? <laughs> İtalyan hocaların hepsinde bir şekilde konu teze geliyor ya. O bir şey sinirlendiriyor. De... <laughs> 5 3 2 üzerinde yazdım. Ya dur baba ya. Ya Kassano da tez, tez, yazmıştır lisans alırken. <laughs> İntihal var mıdır Kovar acaba? Kesin vardır bu arada. Spalletti'nin falan böyle bir doktora da doktorasını yazdırdığı bir şey var mıdır bizdeki örnekler? Donadoni'nin tez tezini hatırlıyorum ben. Bende var o tezler biraz biraz. Kitap olarak baba o da şey yani, yani O bu sistemde nasıl oynar? Bu sistemde yani zaten hepsi biliyordu. Yani önemli bir şey bu arada. Şüphesiz ee, canım. Tabii ama da. yani dediğiniz gibi <laughs> başarılı olan İtalyan'a şey oldu ya işte geçen Euro'da iyi giderken. Saki'nin i̇şte Sakki'nin Coverciano'ya gönderdiği o antrenör Hı. İtalyan defan İtalyan defans anlayışını yıktı. O yüzden İtalyanlar gol atıyor. şimdi <laughs> nerede baba o adam Sonra yine? Sonra kupaya yani. gidemedi. Getirin o adamı. <laughs> nerede bu adam yine? Montella'nın tezine üzerine baba. Ona hiç bak Sahte dokuzlar üzerine çok büyük sıkıntı yaşayabiliriz bu Yani adam adamı obing. öğretmeye çalışırken. O da mobbing. ya da şey e, popçuların yıldızlık sonrası psikolojisi. <laughs> Yani, i̇nanılmaz bir tartışmaydı gerçekten. Yani. Yani özellikle hani tar yani şimdi tartışma demek için ortada tartışılan fikirler olması lazım tabii. Buraya burada bir lazım. Burada bir toplumsal histeri vardı ve <laughs> toplumsal histeriye katılıp o toplumsal histeriden ekmek kapmaya çalışan bir grup it eski ünlü vardı. Yani keşke şey olsaydı tartışma. Olan bu takım sahte dokuz oynar mı? Keşke burada evet. kalsaydı yani. Ve abi yani eski bir futbolcu Montella ve e, bir popçu diyor ki biz adanalıyız. Hani gel birebir de kavga edelim. Şimdi abi Hayır, hani savcılarımızı... <laughs> seni, 2024 yılında bir futbolcuyla birebir kavgaya sokacak cesaret nereden geliyor tam bir de İnan futbolcu da Pixi Stoykovic gibi kendine <laughs> şişelere abi. vermiş bir eski evet, futbolcu abi. değil. Baba hala iyi biraz ufak göbeği var ama aslan gibi hala 50 yaşında Çok, çok gibi. Çok ilginç yani. Ama adamcağızın saçlar biraz beyazladı. Arada görüyorum arada beyazlar atmış yani. E vardı baba normal bizde de beyazlar var. Zaten onda şey... yoktu ama. Çekim <laughs> maçında bile beyazlarımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki doğru yerde saç problemleri için yani çözeriz. Bir şey olmaz ona. Çeyrek finale. Sonra 50'ye gelmiş öyle. Bundan sonra saçım dökülür o adamın be. Aslan gibi. Çözülür. Şunun hatalarından en çok biz eleştiriyoruz. Aa, Aynen az Sıra önce, yani. önce konuştuk. Sıra bakma. Ama tarihinin e, yani tarihin poi... en iyi sağ kanat oyuncusuna santrfor oynatırsın diye soracağız şimdi. Ama yani şeyi söylemek lazım. Mesela işte Atağan da biliyorsunuz Almanya'da arkadaşlar. Soranlar oluyor olabilir. Atağan Almanya'da galibiyetin gizli kahramanı, e, evet, kahramanlarından biri ve bize şey demiş. Bir gazetecilik de yaptı bu arada. Abi mesela bak mesela neden sosyal medyada herhangi bir yerde çıkan 5 saniyelik herhangi bir şey ciddiye almamalısınız testi gibi. Cenk'in golünden sonra Barış Alper niye sevince katılmadı diye eleştiriler var. Çünkü Barış Alper 93 dakikadır koşuyor sahip. <laughs> Şimdi Atan diyor ki abi adamın yürüyecek hali yok. Ve Ölü dakikalarda 4-5 deparı var abi. Evet abi. Yani bu kadar aptalca bir gündem oluyor. Hakikaten oldum. aptalca. Ya yani bu kadar şey. aptalca. Atan da bir gazetecilik klasidir. Tam önümde Tam oldu önüm abi. abi. Tam önümde oldu. <laughs> ee, Barış Alper <laughs> koşacak hali yoktu. Gördüm dedi. Ki Atan'ın görmesi ve bunu bize söylemesi değerli. Ama arkadaşlar bunu bizim düşünmememiz lazım zaten. Yani bu turnuva şöyle bir ders olsun. 10 saniyelik hiçbir şeye yorum yapmayın abi hayatınızda. <laughs> bilmiyorsunuz. Antrenmana da yorum yapmayın, maça da yorum yapmayın. Abi Atan zaten sahada izleyip onu net görmüştür elbette. Ee, daha kıymetli. Sahada izlemek, statta izlemek hep çok fark yaratır. Benim lavetsi şeyim vardır ya öyle. E, muhabbetim. Ama... Bunun için sağda olmana da gerek yoktu. Yani herifin deli gibi deparatıp aşırı bittiğini televizyon başında bile anladın. Biz izlerken Kesin... bir ara yorulduk. Ne yapıyor bu diye. Ya 5 gündür ha. yaşadıkların stresi, bilmem nesi, pozisyonda oynamıyorsun falan bir ton şey var. 94'te garantilemişsin. Ya Bugün golle sevinmeme gibi bir şey olabilir mi yani? Kan düşmanını atsa zaten sonuçta tamam atladık deyip o coşkuyla sevinirsin. Hani abi, oradan bir şey okumaya abi, çalışmak. Oradan hepsinin kariyerinde Cenk'in golüyle ikinci tura çıktı yazmayacak. Sonra 16'ya çıktın yazacak. Orayı oynayan oyuncu. Maçında oyuncusu seçildi. İnanılmaz top oynadı. Burada mesela Bura şey de aklıma geldi. Yani gerçekten hiç futbol oynamamak biraz sıkıntı yaratmaya başladı Kesinlikle. Insanlarda. Halı sahaya bile çıkmamak bazen. Evet yani mesela Kutay hep şeyde... Mesela halı sahada keşke mesela herkesin bir büyük sahada konuşuruz ya oynama fırsatı olsaydı evet, hayatında. Abi mesela Calafiori'nin golünde de ben size söyledim ya birkaç kişi şey yazmış mesela ne var sıradan bir pas yazmış abi 95, <laughs> <Eliniyorsun>. dakika. 95 <laughs> dakika top oynuyorsun takım elenme aşamasına gelmiş rezil olmuşsun rakip sürekli yükleniyor savunmada Bastoni ve Donnarumma ile tek başınıza kalmışsınız bir şekilde orada yani elinden geleni yapmışsın maç sonunda çıkıyorsun savunmacı olarak ver kaç yapıyorsun sola pas veriyorsun gol oluyor sıradan ya da kötü pas. bir önceki maçta kendi kalene gol atmışsın yani sana kalabilir ne kadar iyi oynasan da turnuvanın genelinde ya hepsini düşün ...o duygu durumda hareket etmek mümkün mü? 22 Bahsettim. yaşındasın bir de bu var. <laughs> İlk defa evet, 22 sezon geçirmişsin aynen öyle. Bazen Cahil çok... Ya. ...küçük görülüyor yani. 22 yaşındaki insanların... ...o yaş grubunun doğru karar vermesi... ...sorumluluk alması... ...bunlar büyük işler abi. Ben 22 yaşıma bakıyorum da yani... Evet. iyi hayatta kalmışız diyorsun. Neyse... <laughs> 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 Azizim o günlere gitti. <laughs> Onu sen <laughs> otobiyografisinde de Kem Kemancı Teoman, günlerine gitti. Teoman yine yazmış bir şey. Aynen bu görüyorum. Okuyacağım. <laughs> Bay Rockstar mı? Bay Rock, Sayın Rockstar, Bay Teoman okuyacağız. <laughs> satır satır inceleyeceğiz. Aynen. Yani. Aynen. Öbür kitabı bulunmuyor zaten ustanın. Sağaflara düşmüş. Atağını okudum diyor. Ondan vardır sor. Doğru, Atağın, da, doğru da hatırlar ki kesin. Gölge çünkü. yazarıdır. <laughs> <aynı> Tahsiyetçisi. Evet. Şey, <laughs> biliyorsun Cruyff'u tahsiyi yapan ama Cruyff'un vasiyetiydi aynen. <laughs> Türkçe çevirecekse Atan Altınordu yapacak bunu gerçekten tarzı. şaka değil Türkçe çevrildi ve Atan evet. Altınordu sta seni yaptı demek <laughs> ki Cruyff'un vasiyetini birileri şey yapmış yerine getirmiş Önemli abi demişler, evet doğru ama cidden yani bu futbolu konuşurken bu turnuvayı konuşurken biraz da şey yapmak lazım Sakin <laughs> olmak lazım abi sakin olmak lazım her bir de inan şey de yok 6 puan Tarihimizde bir tane var, Euro <laughs> 2008, 2008. Son saniye golü. Onun dışında altı puanımız yani, yok zaten. Yani, i̇şler çok da kötü gitmiyor. ya Dediğim gibi yani eleştirecek elbette çok şey var. Biz de konuşuyoruz, ediyoruz. Olacak yani çok kariyerli bir hoca Spalletti de yanlış tercih yapıyor. Kendi de kabul ediyor, insanlar da görüyor... Dünya Kupası galibi Didier Deschamps her gün yerden yere vuruluyor. Haklı olarak vuruluyor. Yani. Nagelsmann sayılarla oynayan adam o da hata yapıyor. Bizim aslanımızı oynatmayarak yapıyorlar yani. Burası sen burada genel olarak performansımıza nasıl bakıyorsun? Şimdi çekke çok erken 10 kişi kaldı. Evet. Sinirsel anlamda yani zihinsel anlamda sinirsel anlamda zor bir <laughs> maçtı. Yani çok kart çıktı. Kart rekoru kırıldı. Ama... Oyunumuz da üretken değildi maç içerisinde. Şimdi burada artıları ve eksileri nasıl koyuyorsun sen? Ya biraz malzemeyle de alakalı bence. Yani evet insanlar önde 9 numara kullanma üzerinden çok konuşuyorlar ama... ...hani Enes Ünal sakatlığı bizi çok eksiltti orada. Yani orada net güvenilebilecek figür yok. Şimdi Cenk'in golüyle beraber şey de başladı. Ya işte 9 numara böyle olur falan diye ama... ...Cenk'in de hani 30 dakikadan fazlasını çıkaramayacak gibi bir görüntüsü vardı açıkçası. Yani gole kadar da çok böyle fit diğer oyuncularımız kadar diri görünmedi. O yüzden de orada net bir güvenilir figür bulamıyor belli ki Montelli'de. Bence bu akılcı bir yapıydı bu arada. Yani Arda'yı sahte 9 gibi konumlayıp Kenan'ı ve Barış Alper'i kanatlardan kullanmak. Hani gün içinde de zaten düşünürken bana en mantıklı senaryo gibi gelmişti. İyi de kullandık. 10 kişi şöyle etkiledi bu stratejiyi biraz taca çıkardı. Ya çünkü 11'e 11 oynarken onların galibiyete ihtiyacı olan bir maçta biraz daha üzerine gelmelerini hmm. ve böylece Barış Alper'in, Kenan'ın, Arda'nın geriye geldiği senaryoda kanatlardan deplase olmasını ve kontralarda gol bulmayı bekliyorsun aslında o yapının sana yaratacağı hücumda geçişteki temel mantık bu. Ama adamlar 10 kişi kalınca haklı olarak çekildiler. E ...çekilince senin üretmeye gitmen gerekti... E, ...ve öyle bir alan yok... ...yani daha doğrusu o profil yok... ...Arda biraz içeride kayboldu... ...o kanatları atmaya çalıştı... ...kendi yani içerisi boş kaldı... E, ...o yüzden de biraz kısırlık yaşadık... ...doğru söylüyorsun... ...ama bence hani oyun kötüydü demek... ...ya da mücadele kötüydü demek... ...çok yerinde değil ya yani ...o stresle o tansiyonla çok normal... E, ...merkezi bence böyle kullanmamız iyi oldu... ...yani Sali Hakan Ağat'ı... ...iki polis diyeyim hani... ...iki böyle fizikli dirençli oyuncuyu görmek çok iyi oldu... Ee, İsmail tercihinin de aslında biraz mecburiyet olduğunu yine oyuncunun açıklamalarından gördük ya. 65 dakika dayanabildim dedi. Fiziksel olarak %100'ünde olmadığını ifade etti. Ama hani bir 4 günümüz daha olacak şimdi önümüzde 4-5 günümüz salı gününe kadar. Oraya kadar %100 olursa İsmail Hakan'ın da yokluğunda bence ortada hem Salih'in hem İsmail'in çok büyük bir yük taşıdığını görebiliriz Avusturya'ya karşı. Çünkü çok dinamik bir takım. E, ee, maçı, Çekya maçını nasıl görüyorsun 1 Özgen sen? Bir, iki... Ee, barak sağ olsun Baraklığını yaptı <laughs> ve erken kart gördü. Ben 11-11'de o git gel de bizi harcayabilirler diye. Zaten korktuğum şey oydu Çek Cumhuriyeti'nden. Ee, o isabet oldu. Bir yandan da şey iyi oldu. biraz e, yolda düzme durumu önemlidir bu turnuvalarda ya. Biraz böyle ipuçlarını aldık gibi işte orta saha yapısı aslında bu durumlarda 9'a geçiş ee, azıcık mümkün olabilir. İşte Barış Alper'in yerinin e, netleştiği maç oldu bence Kanat. Orası abi Aynen. uğraşmayalım. Başka bir çözüm arayalım. Ee, öyle durumlar oldu. Dediğim gibi. Yani ama birinci e, iyi kim? İlk on kişi kaldılar. Ve e, şimdi sen geçen hafta çok Hı. geçen program, onu izle izlemenizi de tavsiye ederim. E, bu sahte dokuzlu düzen ya da işte dört altı sıfırlı düzen diyelim milli takımlarda aslında çok istisnai durumlar dışında işte işlemiyor. Hele bizim gibi kültürde bu çok çok daha zor demiştin. En azından bu maçta o 20 dakikada olsa bu hep planını atması kamuoyunu da biraz rahatlattı. Montella'nın elini de biraz rahatlattı. <laughs> tabii biraz. tabii. Abi o dün işte Kaan Kavuşan ile izledik. O da Total Futbol Hollanda hususunda biraz takıntılıdır. <laughs> Biz onunla da konuştuk. Yani Hollanda bunu çıkardığında Mesela Buray'la da izledik 74'ü ya. Ya Johan Cruyff onu oynuyor da. Mesela sağ kanatta Johnny Rep bildiğin center for. Sola Rensenbrink'i oynatıyor. Rensenbrink bir sol kanattır ama kulüp kariyerinde Anderlet tarihin uzun süre en çok gol atan oyuncusu falan. Yani forvet özelliği olan ki 78'de zaten gol krallığını hmm. oynuyor. E Johan Neskens forvet gibi oynayan bir ortası. Surbeyer, Kroll, Bekleri açık gibi oynayan. Yani bu yönüyle daha bundan 50 yıl mı 60 yıl mı kaç oluyor 74 ya o zaman bile bu parçalar tamamlandığında işleyebilen bir sistem bu bizde e, basketbolda hep şey denirdi ya 90'lara çok statik oynuyoruz ya yani. yani, hareket <laughs> yok ya biz topu aldığımızda durağan bir takımız herkesin birbirine baktığı bir ülkeyiz yani mesela dün şeyi denediler bir ara Hakan en uca gitti ya Hakan evet. geriye gelme nedeni kariyerinde oradaki etkisizliği de on numarayken ceza sahasında ve çevresinde gol vuruşları olsun, direkt asistleri olsun. O yüzden Elif 6 numaraya ya da 8 numaraya geldi. Ee, bu açıdan yani hala ben o e, A planı olarak e, sahte 9'a pek ikna olmuş değilim. Buranın dediği ama noktaya ben, geliyoruz biraz galiba Ama orta. Arda en mantıklısı olabilir. Oyunu hmm. olgunlaştığı takdirde. Buray'la az önce maçkolik yayınında da bunu konuştuk. Bir pozisyon var taç çizgisinde. Çalım atıp geçmeyi denedi. Hı hı. Biz orada Alex kafasında bir oyuncu olsa alveri yapıp orada hücuma dahil olur ve bitirici olarak son topu alır bitirir. Yani orada daha olgunlaşması gereken bence yerler var. Onu tamamladığında Arda diyebiliriz ki evet Arda'yı sahte dokuzda kullanıp bir şey yapabiliriz. Belki ama Barış Alper de hem Barış Alper oraya uymuyor. Ayrı bir tartışma. Daha kötüsü adamın çok iyi olduğu bir yerdeki evet. gücünü e, negatife çeviriyorsun. Belki de senin en büyük hücum silahın onun o koridoru. Aa, abi inanılmaz bir şey ya. Öyle. İnanılmazdı yani. Bence bir farkımız var. Turnuva geneli için de bir önceki bölümde konuşmuştuk yani sahte 9'un ya da bu saplantının gereksizliği, iyi 9 numarada nasıl verimli olduğu ki işte Fulkrug gibi, Wegorsz gibi oyuncuların girince bunu gösterdiği de bir turnuva yaşıyoruz ana farkımız şu. Onlarda bu tür çok net figürler var 9 numara oynayacak. Bizde şu an yok. Evet. Enes olsa bence daha fazla kullanacaktı zaten bu stratejiyi ama şimdi Bertu 7 maça yanılmıyorsam ilk 11'de çıkmış. Çok az dakikayla geçirmiş bu sezonu. Semih Kılıçsoy'un Geri gelmesinden belli ki hani basın açıklamalarındaki e, cümlelerinden alıntı yapıyorum Montella'nın. Geri dönüşlerinden çok memnun değil belli ki. Yani savunmayı da zaaf yaratacağını düşünüyor. O yüzden Semih'i net dokuz gibi kullanmak istemiyor. Cenk'in kondisyonu çok iyi durumda değil. E, öyle olunca biraz da e, materyal denedi, olarak da oldu, yani o, Yusuf'tan e, insanlar da da memnun kalmadı belli ki. O yüzden de e, bence biraz da zaruriyet yani orayı bir şekilde hani Arda'yla ya da başka biriyle geçmek. Enes de oynasa o da sıkıntılıymış. Enes'e bizim ülke takık biliyorsun. Çocuğun bir hareketinde <laughs> evet. başlarlardı. Ama dediğin Böyle gibi Semih Semih'te şeye ne diyorsunuz siz? Daha iyi biliyorsunuz. Bence Semih de abi ben onu ilk gördüğümde de aynı şeyi söylemiştim. Tam Sovyet kanat forveti stili var o çocukta. Yani net 9 hmm. numara mı onun oyun yapısı? Bilemiyorum. Yani Fizik evet. Şu an görüntü biraz daha sanki. Yani o biraz daha şey Belanov gibi bir fiziği var onun. Yani stili de öyle. Peki Barış Alper'i... iyi bir hücumcu olabilir elbette ama 9 hmm. yani ...Vegors mu, Fülkruk mu öyle bir... Biraz daha farklı bir profil. profil. Yani. Yani Dik oraya da topu bir türlü alır... Kesinlikle. ...stratejisi için... ...belki kafası yatmıyor bilmiyorum. Barış Alper dedi ki sol kanatta da çok kullandı Galatasaray onu... Ferdi zaten turnuvanın en iyilerinden biri bence. Ferdi ile beraber Barış'ı sola koyup tamamen bir solda koridor mu yaratmayı tercih edersiniz peki? Yoksa hmm. daha dengeli bir hani solu sağa, sağa Barış'la solu Ferdi ile kullanmak Dengildi. mı daha iyi olur sizce? Ben yani Barış'ın tam bir şeyi yok ya şu anda oyununda. Soldan gidip sağa çekip sağdan vurup işte öbür direğe atma gibi bir olay olmadığı için bence çizgiye giren Barış'ı izlemek daha iyi geliyor sağdan şu anda. Evet. Çünkü dün <laughs> Arda'ya verdiği pasta da maçı bitiren pas olacaktı aslında. Doğru. Yani inanılmaz bir deparattı yani. Zaten topla hızlanması aklım almıyor. Yani savunmacının to ayağında top yok. Tam geriye doğru koşuyor ama iki kat hızla gitti resmen orada. O yüzden ben sağda tutarım. Şuradan aklıma geldi. Spinazzola'dan hani son şampiyon İtalya'da sakatlanana kadar yer kadar solu çok büyük bir koridor haline getirmişti ya İtalya. Yani neredeyse tek kanadı çok etkili kullanarak aslında epey bir e, turu geçmişti. Bizde de hani öyle bir strateji evrilir miyiz acaba? Hani bir tarafı ağırlaştırıp diğer tarafı daha denge unsuru gibi kullanarak. İtalya'da başka seçenek olmayınca <laughs> iki yazıya Spinazzola'ya eğildiler. Yani bizde, bizde hücumda var gene ya. Öyle mi diyorsun? Kerem var, Kenan var. Var potansiyel olarak. Olgunlaşma dediniz. Size İtalya'dan bir soru sorayım o zaman. Kenan Yıldız'a ne diyorsunuz? Olgunlaşma lazım. Ben <laughs> Juventus'ta da aynısını diyordum. Yani mesela sağa çekiyor, sola çekiyor. Hala orada nerede evet, driblingi keseceğini bilmiyor değil mi? Evet. Biraz e, dokunun daha sempatiği gibi işler hmm. yapıyor bazen. Juventus'ta da öyle. yani O içi arıyor, sağ içi arıyor köşeye vurmak için. Yani bu topu en iyi şekilde nasıl kullanırım Değil de en iyi şekilde nasıl şut. kaleye gönderirim evet. Hep, hep bir şut olur. var aklında Yani sağını sola bence, da çekse Şut vurma hedefiyle çekiyor Ve yani. bence ben Cengiz'e de zamanında aynısını söylemiştim Yazı yazmıştım Bence Kenan oyunu bir noktada Farklılaştırmalı Yani böyle bir oyuncu olacaksa kolay Çözülebilir bir oyuncuya dönüşür bir süre sonra hmm. Yapacağı belli yani ...iki adım soluna atarsın, iki adım sağına atarsın... ...ve durdurursun yani oyuncusuna. Kenan'ın ortada bile oynayacağı <laughs> bir denklem mi olmalı? Aynen yani ikinci forvet gibi... <laughs> e, ...kaleyi karşısına alan... Uygun bence ona. Evet evet. Ya Allah <laughs> vergisi öyle bir fizik var ki ya çocukta. Fizik ve şut yeteneği çok iyi. Yani Çalım yeteneği de çok var. Iyi ama... mesela Barış Alper'in yarattığı etkiyi yarattı mı... ...şu ana kadar bence yaratmadı. Orada işte fark galiba şu var... ...Barış Alper bir tane şeyi inanılmaz iyi yapıyor... ...o bazen inanılmaz fark yaratıyor işte... ...mesela Kenan'ın bir sürü çok iyi özelliği var... ...ama onları karıştıracak bir ...henüz tecrübe erişmedi, erişecektir. Bence. Tabii tabii kesinlikle... ...yani Anladım. yetenek olarak... ...hakikaten forvet attı... ...yani bir tane böyle bir... E, ...Santra Forum'su bir şeyimiz olsaymış... ...hani B planı, C planı olarak... ...çok türlü oyuncular var orada... ...mesela Kerem'i konuştuk Buray'la gelirken... Yani tamam son vuruşu, son dokunuşu... ...eleştirirsin bir şey demiyorum da... ...ama oraya kadar çok garip bir oyuncu yani. Aktif Her şeyi olur. yapabilir, aynen... ...dripling yapabilir, boş koşu atabilir. Ee, o açıdan elimizdeki malzeme iyi. Keşke savunmada da bu kadar rahat olalım diyeceğiz alternatif olsaydı. Bu arada birazdan Ferdi'den de konuşacağız ama sizin yani ilk 11'lere de geçeceğiz birazdan. Ferdi'nin orada öne çıkacağını düşünüyorum ama e, Avusturya maçından beklentiniz nasıl? Bu podcast'in çok konuştu hocalardan biri. Ralf Ragnik <laughs> hocayla karşılaştı. Hoca ]laşıyoruz. bizi mat etti bu sefer. Ve Durdu. Hocanın işte kariyeri böyle olmalı zaten. Hoca mat etti çünkü milli takımdaki Leipzig'i buldu abi. Yani gene Bayern <laughs> Münih'i, <laughs> Manchester United'ı bulmadı. İşte hocanın kalemi takım, değil tabii. mi? Tabii tabii doğru. Aynen yani. öyle. Buna çok uygun zaten. Biz hocanın zaten fikir adamlığına senle de konuştuk Bakacağım ya... Tabii ki. ...o ayrı bir şey ama bu adamı... ...ayrı bir noktaya getirme... Işte ...united United'ı milan hepsini adam edecek... ...oralara oynayacak antrenör... ...o tartışılır ben hala tartışıyorum... Yani ...büyük takımda Hı, ego ayrı bir şey... ...ama fikir olarak yani... ...Alman futbolunun yeni dalgasını etkileme olarak... ...evet orada büyük bir figür... ...burada da Leipzig'ini buldu. İşte Leipzig Aynen. ya da ne diyelim. Gerçekten... Borussia Dortmund tam o kalibrede takımlar Avusturya. Gerçekten kulüp takımı gibi ya. Müthiş bir pres gücü var. Ee, çok ani geçebiliyorlar. Topu kaptıklarında rakip alana... ...oralardan çok açılmamak lazım. yani Bizim biraz daha yine geride kabul ettiğimiz bir oyuna... ...bence mecburuz burada Avusturya'ya karşı. Ama soyunma odasında bir konsantrasyon ve motivasyon unsuru gibi geliyor bana Avusturya maçı. İsmail Yüksek de yine oradan alıntı yapayım maç sonunda onu söylemiş. Ya yalan olmasın hani motivasyon katmadı desem yalan olur Avusturya'yı hmm. alabileceğimizi biliyor olmak ee, bu maçtan önce ikinci olursak dedi. Onlardan hani, revanş istiyoruz falan demiş. Daha maçtan önce bunu kafalarda konuşuyor olmaları Avusturya gelecek bak yenelim ile oynayalım falan gibi bir kafaya girmeleri bence sağlıklı güzel. Hoş ben Hollanda'yı seçerdim orada Mümkünse. Hollanda ile eşleşmeyi mi isterdin? Yani Avusturya değil Hollanda. Kesinlikle. Hmm. Yani Avusturya isterdim ya. Ya şu Hollanda'da Aynen. biraz kabızlık var ama. Fandik ile. O savunmayı e, da geçmek zor olur oyuncu ya. Oyuncu yok abi. Hakikaten oyuncu yok takımda. Yok abi. Ya. Ryan Top Ders var. Ya yani Ryan Ders var da garibin bir süre sonra bitiyor. Orta saha kevgire dönüyor. Ve golsü Hücum... bir atacak son yarım saat. Ayva Aslında yiyeceğiz. bizim bizim savunmacılarımız alır mı hava toptan? Hayır, doğru söylüyorsun. Bizimkiler Dur, var. inana soralım. İnan gol faul müydü değil miydi? Bence el var. Ben bambaşka tarafa tam, tam önünde Ayla. oldu. Ey değil mi? %100 el bence. %100, %100, %100 el abi. Bu niye tartışılıyor abi? Adam elle alıyor topu. Faul'ü falan geçiyorum ben ya. Ben eli görmedim. Dikkat etmemişim bak. Ya dün bak. E onun bak. önünde oldu. Dün demek. dünya ha. ikiye ayrıldı dünden beri. Yani tam önümde oldu ya. Gerçekten. Dünya ikiye ayrıldı dünden beri. O pozisyon faul mü değil mi diye tartışanlar ve o pozisyon el mi değil mi diye tartışanlar. Ben el kampındayım Allah Allah. Biz faul'e baktık. Faul de yorumla bari bizim tarafımıza ya. Ya ben bara gittikten sonra bu kesin fare olarak yorumlanır. Dedim. Evet. Mesela VAR olmasaydı ben onu gol olarak verilmesine bir şey demezdim. Ama bence abi işte benim zaten bara sinir olduğum noktalardan bir de bu. O pozisyonu yavaşlattığın zaman orada bin tane temas görüyorsun tamam mı? Bu temasların hangisi minimal? Bu temasların hangisi gerçekten etkili? Bunun bir kararı yok bence. Adil var penaltısı yok. diyorum biliyorsun. İki oyuncu ayağını sallıyor, birebirinin topuğuna vuruyor, zırt penaltı Aynen. oluyor. Aynen. Yani mikroskopa koyarsan Aynen. bence faal bu. Mikroskopa koymazsan faal değil abi. Vara gittiği zaman ben buna faal veririm. Ben de ikisi de faal. O... Direkt akıl önünde de mi faal? Çünkü o, o sırtı çıkarıyor. Yani. Evet o yani. sırtı çıkarıp Kaleciye temas sağlıyorsun altı pasta bence faal. Basketbolda şey sar, şey var ya dün Orkun'la onu konuştuk. E, kim kimin silinirine giriyor. Hmm. Hani dikey hmm. mi zıplıyorsun işte şöyle mi atlıyorsun. Gibi. Burada çek oyuncu bize doğru geliyor. Evet evet yani ne bileyim hani bana da bir de yok geri artık maç kopuyor gibi derken tekrar ortaya girdi ya yani. momentum o tarafa geçti çekler tribünde coştu falan. Sıkıntılıydı yani. Avusturya ya ekleyeceğim bir şey var mı bu arada en son? Avusturya'yı ya nasıl yayınlayacağınızı Fransa ilk maçta örnekli gösterdi. <laughs> rakibe dair futbola futbola hiçbir şey oynamadan bütün Ama hevesini abi. kırarak o pres kadar. yapma imkanı vermeden 90 dakika o sistemi oynayacaksın. Ama Fransa'da Öyle, bunu çok iyi biliyor işte ben. biliyor. Eski Fransa, İtalya'da da mesela buradan İtalyan'ın tarafında ya bizim tarafta ya mesela eski İtalya falan onları öldürürdü. Maçın kanını emeceksin, onlar ne pres yapacak ne hızlı oynayacak, alan bulacak. Ortadan kalkacaklar, elemine olacaklar ve Bir fakir, diğer güzel senaryo da Arnavut O3 kırmızı kart. Bir dirsek yapar bunları çünkü. Kötü konuşur. Anlatılacağı bir senaryo öyle beraber 10 kişi. Arnavut O3 değişik bir oyuncu. Ben ara ara rakipte olmasını isterim. Çünkü öyle goller evet, kaçırıp rakibin evet. Momentumunu, <laughs> <düşürüyor. gülüyor> Momentumunu düşürüyor. Momentumunu düşürüyor ki. Kızar vurur eder. The Bitesir olmasa daha iyi bence. The sıkıntı. çok iyi turnuva oynuyor. Zaten turnuvadan önce de kupa hasta bunu belirtmiştim. Ben bu çocuğa üzülüyordum Bayern Münih'te. Hmm. Bu çocuğa çok, dikkat. Aynen. Şimdi Dortmund'da çok mutluydum bu sene. Fülkürük'le ikisi için iyi de turnuva oynuyor. Hakikaten Maşallah. Turnuva oynuyor. Ama senin dediğin şey için... Maçı öldürmek için biraz daha sakin bir takıma ihtiyaç var. Biz maalesef sakin <laughs> bir milli takım değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Skor lehimizeyken 10 kişi takımla langırt oynadık. Biraz <gülüyor> tehlikeli. <gülüyor> Biz sakin değiliz yani. Bizim bizim sakin olduğumuz bir denklem daha rahat boğabilirdi. E, Fakat yok. ağacın bu tarafına ne diyorsunuz? Hakan da yok zaten. İtalya da çok şanslı tarafta kaldı. Yani ağacın sağ altı biraz daha zor tabii de. Yani, yani. E, 33 yaşında, 35 yaşında bir e, vasat, Almanya'daki arkadaşımızın vasat bir oyuncu dedi. Andrea Pirlo olsaydı İtalya finale yazın diye başlardım. Bir Pirlo finale götürür müydü? Götür, götürdü zaten 2012'de. Hmm. Vasat. Sıradan bir oyuncuydu abi. <gülüyor> <gülüyor> İlk kez <laughs> Bu izleyenler bunun da, İlhan Özgen'in fikri olmadığını bilsinler. Yani lütfen. Hatan Altın Ordu'nun burada benim. benim tahminim İsviçre'yi geçemeyebilir gibi geliyor bana İtalya. Yani İsviçre'ye geçer, İngiltere ile eşleşirse bence İtalya İngiltere'ye bela olabilir abi. Bana öyle geliyor. Onlara oluruz, onlara sorun yok. Abi İngiltere yani bela olabilirler ak. <laughs> <laughs> Başka bir <laughs> şey söyleyecektin. <laughs> yani. Keşke İngiltere bize gelseydi de bir moral olsaydı. <laughs> Tarihimizde ilk İngiltere 0-0 penaltılar ağlıyoruz. <ha. Yani gülüyor> <Vallahi> olur mu <laughs> olur, olur. Olabilir miydi Niye olmasın? İngiltere zaferi. Niye olmasın ya? Vallahi kıl takım ama tabii ben Romanya'dan da korkuyorum beyler. Yerli yerli yerli. Allah tehlikeli takım. Diri, Aslanlar gibi. bir takım ama. Hacı Harcıyoruz. Nolu sonunda ülke futbol tarihine geçti. Bir i̇şte. penaltı yaptırdı. Evet. evet. şey ne diyorsunuz? Hünkar Mutlu da yazmış. Selam olsun. Maçın hakemi Rumen diyordun. Kartışöleni kartlar silinmiyor herifine kadar ve hani buradaki kartlar bir sonraki maçta e, göreceğin kartla beraber olası bir roman gençleşmesine yansıyabilir. Yorum yok. <laughs> yok. Yani ben o Balkan e... futboluna da <laughs> güvenirim abi. Ben her zaman güvenirim Balkan'da. Hakemleri konuşmaya sevmeyen bu üçlü bile hakemi konuşuyorsa demek ki ...biz Skoya danışmak lazım bu konuya. Ben yani ilk hayatımda okuduğum yabancı futbol kitabı Jonathan Wilson'ın Doğu Avrupa'yı gezdiği kitaptı. Yani orada yani anılara bir giriyor oyuncular. <laughs> Orada anlıyorsun ki mükemmel bir futbol abi. Gerçek futbol tarihi aynen, odur abi. Aynen, İngilizlerin, kesinlikle. İspanyolların, Fransaların futbol tarihi değildir. Odur o her gerçek şey. futbol tarihi. Yani Albert Camus hayata dair her şey o futbolla öğrenmeliydi. <laughs> Fransa'da değil oradan öğrenmeli. <laughs> İşler <öğrendim>. nasıl dönüyor? <laughs> Çünkü abi hayatta da bir hile var. Futbolda da var. <laughs> e, bunu da e, bütün çıplaklara göz... Gizleyenlerden kesinlikle. daha dürüst buluyorum onları o yüzden. E, dolayısıyla Balkanlar bu turnuvaya da renk kattı. Peki ilk 11'lere götürür mü mi size? gidelim de biraz da Sırbistan konuşalım ve Balkanlar dedim. 8 forla değişik bir yorum. E, maçı kurtarmak için uzun süredir görmediğimiz bir taktikti baba. Kamikaze futbol. Aynen. Değil mi? Bütün forvetleri al, girin be sık. ya dedi. Çünkü modern futbolda şunu öğrendik. Yani eskiden biz şey sanıyorduk. Gol atmak için forvetlerin hepsini arka arkaya almak lazım. Sonra şeyi fark ettik. Ki, orta saha aldığın zaman aslında daha fazla topa taşıyabiliyorsun. Ama sırtlarda ki ne gerek var? Aynen. kaybettiler mi? Yok, gayet baş yavaş devam ettiler. Baba tam şey zaten bizim Trakya'da köyde büyük düğün yaptıran baba <laughs> imaj olarak kızarmış. Gömlekleri hep jante. O yüzden de bayılıyorum. Aslanlar gibi de eğlendi yine. Aynen öyle yaptı yapacağını. Sonuncu. Peki turnuva trendi hem Balkan ve Doğu futbolunun, Doğu futbolunun göze hoş gelen izleri. Dokuzların dönüşü. Başka var mı aklınıza gelen? Ee, cezası Ceza Kale... dışından deneyin abi. Kaleciler hala çok önemli. Futbolda kaleciyi <laughs> ayaklarıyla değil de elleriyle değerlendirin. İlli bakın, kalecilerin bakın, önemi. <laughs> bakın e, nelere mal oluyorlar. E, neleri kurtarıyorlar. Doğru. Doğru. Donarum abi. Yıllarca bu fonda ayağı rezil kaleciydi ama herif iyi kaleciydi yani. E, Mamardaşvili de şey değil herhalde. Konuşacağız. Noyer değil diyorsun. Dezer bir Marsilya'ya götürürse olabilir ama. Yani. Dezerbi Dezer bir şimdi top toplayıcı çocukları da pas oyununa katarak değişik bir şey yapabilir. <laughs> Dahi iyi geziyor. Hayırlı olsun Marsilya. Futbolu Marsiliğe. tanıtıyor dünyaya. <laughs> Marsilya ultralarını Ekim ayında görebiliriz sahanın içinde. Pas organizasyonuna Aynen. katılırken. <laughs> ya adamın da suçu yok işte. Şeyler yani o sosyal medyadaki coşkular. Yoksa adamın zihninde bir oyun var. Oynatır oynatmaz. Zaman da böyleydi biz çocukken. Yani güzel renk. ...seviyorum da ama bazen öyle bir yere geliyor ki... Hmm. ...o Brighton eğer İtalya'da olsaydı... ...şu an lider. Ha? Senin bu sene en sevdiğin, en sevdiğin abi. tweet oldu. O. Türkiye Ligi'ne bile onu dediler mi deli olur mu? Öyle kolay mı o işler evet, abi? Şu Wolverhampton var ya... ...Türkiye'ye gelse dağıtır ha Bright, da... Brighton bir gelsin bakalım <laughs> Türkiye futbol ortamına... Bir beyaz futbola çıksın <laughs> topçular <Çıksın>, görüyor ki... <laughs> Aynen bir göreyim o dezerbiyi... ...Otomas Frank'ları <laughs> <laughs> bilmem Lan. neleri... Yani Monterey eğer bu... ...forma ve mobbing olayı birebir çevrildiyse... ...demiştir ki ulan 50 yaşındayım... <laughs> <laughs> böyle bir kriz görmedim. Ve İtalyanım <laughs> yani. İtalyanım unutmayın. Ne rezillikler biz. Aynen. İki oyuncu üstü çıplak, iki oda hmm. arkadaşı havuzdaki arkadaşlarını izliyor diye Cabrini ile Rossi bildiğin gay vurgusu yapar. Hangisi erkek? Hmm. Öyle iğrenç bir başlık atılır yani İtalyan gazetelerinde. Hmm. Yani hani İtalyanlar da iğrençtir ama bizdeki öyle bir yere geldik ya böyle bir saçmalık olamaz. Ben çok utandım o gün o olaydan ya. Ben de yani. çok utandım. Yani ki, vursaydık şeyden ya Arda'yı niye sokuyorsun ya madem sakatsa oradan indirseydik adamı tamam da öbürü hakikaten faciaydı ya. Hayatında idman izlememiş bir şey Ay ya. Aynen baba ya hayatında kaç dakika bak orada benim en sinirlendiğim şeyde ne oluyor biliyor musun abi? İnsanların ya şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok kötü olduğunu ...kimsenin bir şüphesi yok... ...korkunç bir Türkiye Futbol Federasyonu var... ...ve bundan sonraki de maalesef korkunç olacak... ...çünkü o <laughs> kararı verenler çok kötü... ...o kararı veriyor zaten... ...yukarıdan adam geliyor sürekli... Birini, ya o hadi ...ilan yönetsin... Ya, değişince sanki şey olacak... ...acayip Aynen. bir adamı gör... Abi sorun şu... ...orada mesela Arda'ya destek olduğunu... ...düşünen insanlar var ya... ...iyi niyetli bir şey yaptığını düşünen ...evladına sahip çık diye... ...o çocuk ya da işte o insanlar... Mehmet Büyükekşi'ye olan sinirlerini... ...Barış Alper'den çıkarıyor mesela... Ha. Diyor ki Barış Santor yani Barış bütün sezon emek vermiş. Emeğiyle topunu oynamış. Beğenirsin, beğenmezsin. Dersin ki santrafor oynamamalı. Ama diyorsun ki sen sen torpilli olduğun Torpil. için oynuyorsun. Bizim çocuğumuz oynamış. Şimdi sen bunu yaptığın zaman büyük ekşinin gittiği denklemde de doğru bir futbol iklimine sahip olmuyorsun ki. Yarın büyük ekşi de gidecek, Montella de gidecek. Sen yine birbirine baş başa kalacaksın. Sen yine kendi kafanda diyeceksin ki torpilli oyun olduğu için oynuyor, Arda oynamıyor. Şimdi sen böyle düşündüğün sürece zaten böyle yönetilirsin yani. Ona sinir oluyorum abi. Yoksa yani utanç verici bir gündemdi ve utanç verici tepkiler verildi o gündeme de. Ve hiç suçu olmayan bir sürü çocuk torpilli imasında bulunuldu o gece yani. Korkunç bir şeydi ya. Korkunçtu yani. Maalesef sen evet geçelim inşallah. İlk 11'ini alalım. böyle Montello Bey'i evet. sağ içinde kararlarıyla eleştirelim. Grupta da ilk 11'leri yaptık. Evet. Grup aşaması 11'lerimizi yaptık. Mevki mevki bence toplu gidelim. Yani kaleci diyelim. Hepimiz söyleyelim. İnsanların tamam, kafasına dağılmasın. Ama da aslında Ruat şey dedi. E, alta görsel verecekmiş. Öyle o yüzden bir <laughs> <Bu> yenilik <laughs> diyorum. O yüzden maalesef o zaman, sizden ilk 11'lerinizi alacağım. O zaman 11'imi veriyorum. Aynen. A, atanın 11'ini okuyalım mı? A, Geldi mi? Helal olsun. Kalede Arda Sağ bek Arda. Şift stoper Arda, sol bek Arda. Çok güzel. Ama programımızı izleyenler bilir. Sağda Barış Alper ama. 10 yani. Arda artı Barış. Alper. <laughs> e, atan sezon boyunca bu 11'lerini yaptı. Aynen. Real Madrid'e de seslendi. Haklı çıktı sezon sonunda. Ancelotti Hoca oynattı. Goller Aynen geldi Arda'dan. Aynen öyle. Ver ilk 11'ini Burak Kalede Mamardashvili. Muazzam bir ikinci ve üçüncü maç performansı. Savunmada ferdiği yazdım sola. Tamam. Aki'yi merkeze aldım stoperi wow. de var diye. Calafiori ile beraber onları stoper koydum. Sağ beke kunde dedim. Yani Karvali'de çok aradayım ama kunde'yi yazdım son olarak. Önlerine Lobotka ile Fabian Ruiz yazdım. Burada da ucu ucuna krosu kestim. Fabian'a yer açmak için çok beğeniyorum. Ee, ön tarafa Sabitzer, De Bruyne, Nico Williams dedim. Önlerine de Mikautadze'yi attım. Üç maçta da golü var. Bravo Ver. Mikautadze hoca. Ee, çok kötü bir bir. Yani, turnuvanın yani, kötü 11 olarak gördüm bu 11'i. Mamardashvili'yi aldım ama Donnarumma da kaldı aklımda. İşte. Evet. Bunu konuşmalıyız. Yani. Dur, dur. 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 Sen yani Donnarumma'yı mı aldın mesela? Vallahi ben de Mamardashvili'yi aldım da şimdi tur getirdiği için aldık. E, öbürü de turu getirdi İtalya. İtalya tarihinin şey. en kötü İtalya'sına turu getirdi çocuk. İnanılmaz bir şey yaptı ya Donnarumma. Muhteşem öyle. Yani, turnuvanın kurtarışı Mamardashvili'nin kurtarışı olabilir. Olabilir. Ama, İkinci yarıda kurtardı evet, çok. 60'ta mı? 60'ta kurtardı pozisyon. <laughs> ama eee Donnarumma ...ya efsanevi bir kalecilik performansı. Sana onu sordum ya, Donnarumma niye peki sürekli bunu yapamıyor abi? Veya Donnarumma bu e, Donnarumma kaleci de. mi bu turnuvada gördüğümüz? Abi imajı ya. kötü. Yani Paris Saint-Germain tercihinden dolayı... E, ...intibası çok kötü. Öyle mi? Canım benim partnerimle sezon boyu bunu tartıştım. O da Donnarumma'yı çok sevmiyor. Yani Buğr'anın dediği çok doğru. İki, biraz daha şey konuşayım. Yakışıklı bir İtalyan kaleci değil Donnarumma. Biraz o, o da lazım yani. Bunu da iddia ediyorum. İki... ...biraz şey bir çocuk yani kötü bir şey söylemek istemiyorum da... ...kariyerini kötü yönetti diye Buğra gibi hmm. kibarca söyleyeyim... ...yani Milan gibi bir devle, Paolo Maldini gibi bir adamla... ...o yaşta bir çocuğun restleşmesi, bir kere e, bir rest çekip... E, ...gidiyorum yapması, blöf yapması, geri dönmesi, sonra tekrar gitmesi... ...bunların hepsi imajını zedeledi yani... hani ...mesela Dinozof şey demişti o zaman... 2 milyon fazla mı almıştı? Bir şey için gitmişti. Ya bunu hayatın boyunca kazanırsın da... ...bu zedelendiğin, zedelediğin imajını bir daha kazanamaz, kazanamazsın gibi bir nasihat etmişti. E, o açıdan insanların da biraz şey bakmasını anlıyorum. Bir de şunun etkisi var abi. Mesela turnuva e, başlamadan önce İspanya'da da... E, Tahmini 11'lerde Fabian Ruiz'i çok görmüyordu. Hmm, Ama yazıyorlardı. Işte mesela Fabian Ruiz ben Napoli'den biliyordum. Oradan emindim. Direktlik için önemli bir oyuncu. Ee, ya da Cavani misal gitti Paris Saint Germain'in tarihine geçti Mbappe'ye kadar. Ama bizim için şeydi. Abi gitti Paris Saint Germain'e kariyerini harcadı. Yani. harcadı. Evet. Aslında orada da tarihe geçti. Yani 5 büyük ligin birinde ee, oraya hükümdarlık e, kurmuş bir takımın. ...golcüsü oldu. Yani Paris Saint Germain'de... ...biraz şeyde kalıyor. Evet, bence Vitinha, kaldı. Barcelona'da, Real Madrid'de... ...City'de o topu... ...oynasaydı bambaşka olurdu. Şampiyonlar Ligi'nde bütün Paris maçlarının... ...muhteşem oyuncusuydu. Ama burada tekrar herkes... ya ...Vitinha ne top oynuyor. Netop diye şey oldu. Biraz onun da etkisi var bence Donnarumma'da. Ya, evet. Yo doğru yani Sevgili Enes burada. Selam gönderelim. O mesela hmm. Paris Saint-Germain'i iyi takip ediyor. O diyor ki abi en az diyor 6-7 maçı var diyor. Direkt aldı maçı. Fransa ligi. Enes Kambur kardeşimiz Kambur yani. 6-7 maç onda. dediğin 21 puan demek toplam kazandığı. E için söylüyor e, bunu, için aynen. söylüyor aynen. Ama yine de almadın. Almadım öbürü daha büyük bir iş abi yani Gürcistan'ı oraya çıkarmak ama Donaruma'ya da eşit yani hakikaten büyük iş. Yani Calafiori o ve Bastoni olmasa İtalya'yı izlemek için bir sebep yok. Ben de Fili'yi aldım kaleye veriyorum 11'i sonra baba sana bırakacağım. Ferdi'yi ben sağa aldım. Oo, Çünkü Nathan sola koydum. Yes. Ee, yani ben Ferdi ve Nathan Keis'in ikisini de almak zorunda hissettim yani. Evet, almasam olmazdı abi. Çok yani iyi. Ferdi de yani dün mesela Arda'ya verdiği bir orta var ya... Abi, İnanılmaz abi. Vurdu. Ve zaten en fazla gol şansı yaratan üç oyuncudan biri ya turnuvada. Evet. De Bruyne falan var. 5 tane yarattı 60 maçta yani. İtalyan bir duayen... Yani o şey ya onlar hani İngilizler ya da İspanyollar gibi tuttuğunu alamıyor ya İtalyanlar artık. Eğer bir İtalyan duayen şunu demediyse yazıklar olsun o spor basınına. Ya bu Ferdi denen çocuğu biz niye bulamıyoruz? Aynen. Biz niye Aynen. bulamıyoruz Ferdi'yi Bir Milan duayeni bunu demediyse... İtalyanın ihtiyacı var bir Ferdi dedim mi baba? Her takımda Her oynar. Her takımda çok. oynar yani. Şu an şey bile olabilir. Inter Inter'i bir kenara koy, bütün İtalyan <laughs> takımları için şey olabilir. Ferdi çok yüksek abi bizim standartlara. Evet abi. öyle düşünüyorum <laughs> olabilir. olabilir. Yani. Ee, ben... Çünkü özür <laughs> dilerim Napoli şampiyon olduğu sene Ferdi gelebilir deniyordu. Çünkü hmm, sol tarafı bir doğru. türlü evet. alamamışlardı hem sol oynar hem sol iç oynar orta sağdaki o rotasyona girer. O zaman Ferdi evet. Napoli'nin o umut vaat eden oyununda birlikte aynı ölçüde aynı seviyede parlayacak oyuncuydu da şu an Napoli'nin üstünde Ferdi. Napoli'ye gitse bu arada Napoli'den şu an inanılmaz bir transfer yapardı. Daha da vitrine çıkıyorsun tabii, o tabii. zaman çünkü herkes seni izliyor. Bon servisini de katlanıyor yani orada. Ben Ferdi dedim, Nathan Hacke dedim, Calafiori dedim. Abi, ben sizin gal yani bilmiyorum ben bu oyuncuları. O yüzden yani söyleyeyim <laughs> burada açıkça yani söylemek gerekirse ben kalefiyor. İyi izlemiyorum yani seriada ee, çünkü baba ben biliyorsun e, bir şey kötü futbolu izlemem. Sen Bakıyorum. bir de şeyde 94'e kadar İtalya' <laughs> en çok öyle. sen izledin. <laughs> Doğru Doğru ya. o, yarış verdi, biliyorsun. Yani, var biliyorsun. 90'larda en çok seyircimiz kusura bakmasın zamanım yok. Yoksa ben İtalya Ligi maçını açıp 0-0 <laughs> e, oynamayı çok seviyorum Bayis'te. E, en sevdiğim şeylerden. Bir şaka yapmıyorum. Ben, <laughs> şey ben öyle, yani, öyle saatler İtalya Ligi'ne bisiklet izlemek kadar seviyorum abi. Dünyanın abi, en keyifli şş. şeylerinden biri Calafiori. Hasta oldum sana. Ben senin için her maçı izlerim yani. Sen yani inşallah Liverpool'a gelirsin bu arada ama baba diyor ki bırakın bu adamı. Bırakın kardeşim. Her iyi almayın. Aynen bırakın bu adamları. Juventus'a, Inter'e git Yani ben Calafiori için maç bileti alırım yani. Büyük topçu. Pepe'yi aldım. İade-i var. Pepe, Calafiore, Ake, güzel. Ferdi, Toni Kroos koydum. Hakan'ı da koymuyor düşündüm de Toni koydum. Ebişer, benim ortasam hmm. biraz saçma abi Ebişer, ama güzel. şimdi pozisyonlarım biraz saçma. Tony Kroos, Ebişer, Fabian Ruiz, Nico Williams yaptım abi hmm. ben. Geçişken bir orta yaptın. Aynen yaptım. biraz garip yani aslında kanadı, kanadı biraz eksik bir ortasa. Mikhail dedim George ve Oo. Sokra'yı sevsi, Fükruku koyar abi oraya. Koyar dakikada. Keşke dişlerinde değil de saçlarında sorun olsaydı ha. biz karşılasaydık Türkiye'de. Var ilgisi konuşuluyor biliyorsunuz. Türkiye ligini yerden yere. 30 gol. Tribüne gideriz. 30 gol. Tribünden izleriz. <laughs> çok net. Fulkuruk, Mitrovic, bir de Adem miydi? Adam mıydı? <laughs> Martin Adam. Martin Adam Anadolu takımı. O Evet o düşmeye oynayan Anadolu takımı. Mitrovic biraz formu düşmüş ama olsun İş İstanbul yapar. takımlarına gelebilir. Kral da geldi mi bu lig uçar. Baba Sarıçoğlu'na gideriz. Bu Biri oraya. de Lukaku'yu getirsin. Üş. Devlerin Aa. savaşı. Güreş. Harika olur. Sen ne ilk 11 kim kim? Mamardaşvili'yi aldım ama Donaruma'dan da Altın özür dilerim. Yani. Mamardaşvili destan yazdı ya. Ben Saabek'e Karnički aldım. Slovenya'nın hmm. Saabek'i. Doğru dikkat söylüyorsun. Bu Güzel gol de attı. Kalacığımı aldım zaten. Bu Kalecüğü çocuğu da turnuva başlamadan dikkat dedik. Yazdık, çizdik. Pepe'yi aldım da Buğra aktım mı çeldi benim. Ben Pepe'yi almadım dedi. Ben dedim Pepe'nin bana ihtiyacı mı var şimdi. Öyle Doğru Nedenini şu yani Demedim. hücum potansiyeli profili diğer gruplara göre çok daha düşük rakiplerle oynadı ya Portekiz. Ya. çok da test edilmedi. Ama kamikazelerle de oynadı. Türkiye, Gürcist. Gerçi Gürcistan'da. Yani şey. bakalım. Şey, şey ne diyorsunuz beyler? Dün tüm takımı yedek çıkmış Ronaldo gibi. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> evet. O, Ama Ronaldo'yu şeyi anlatamıyorlar galiba. <laughs> Bu maç rotasyon yapıyoruz. Hoca demiş ki. What is rotation? <laughs> <O> sayı... <laughs> hoca demiş ki anlatmıyor. Ben bunu anlatamam demiş. I am Ya, ya abi, bir dinlen ya. Ronaldo'nun üzerine atlayan taraftarı gördünüz mü? Ben görmedim valla. tünele iniyor abi. Normalde. Merdivenden, stat'tan çıkıyor artık. Tünele inerken yukarıdan bir atlıyor abi. Ya, atlıyor tribünden aşağıya doğru atlıyor. Güvenlik soran da araya giriyor. Ne yapıyorsunuz Adam diye kariyeri boyunca sakatlanmadı. Böyle bir mal Nasıl? yüzünden. gerçek bir, bir şey oldu. Ronaldo'nun selebriti seviyesi o kadar yukarıda kaldı ki e, bu iş biraz sıkıntıda gerçek gidiyor. Gerçek beyler Ronaldo... Tarih yazmaya devam ediyor. Pessi ne yapıyor öbür tarafta? <laughs> 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 Lotaro <laughs> kurtarıyor <ya>. be. <laughs> E Güzel. Yani i̇şte bu yüzden Ronaldo. <laughs> Çalışmak. Ferdi de dediğimiz çocuk. Onu da aldım. Ha, stopere Biol. Hmm. Güzel tercih. Ee, ilk Sen böyle yani Slover 11 yapmışsın be. İtalya. ...kontenjanında. Ferdi'yi aldım sola ama... solda çok tereddütte kaldım ben. Yani Ferdi, tereddütsüz yazdım ama... ...Ake'de çok iyi turnuva oynuyor. Yani yerden yere vurulan... ...benim de ya Kiyaza bunu yutar dediğim... da Hı -hı. ...farklı bir rolde yani bunlar gibi... ...akıp, coşup... ...tekniğini konuşturmuyor ama kendi... ...görevini harika yapıyor ve... ...ilk iki maçta İspanya'nın... ...hakikaten evet, iyi oyuncularındandı. Benim de aksak bir takımım var... Çünkü Williams'ı bir yere koymazsan ayıp hmm. olacak da o yüzden. Yoksa ben biliyorsunuz 4-3-3'e de çok şey yapmam yani. Ben de herkes merkezde oynamalı benim. Bence de 2, futbol 2. merkezdir. Aynen öyle. Aynen. Vitinha, Ruiz, Kroos, Kroos, Doğru. Sabit seri aldım. Zbaitzer'a da gerek var. Williams'ı aldım ve tabii ki full aldım. Full Gene olmaz. bir kültüre sahip çıkıyor. Almanya Center For demektir. Hani öyle diyorlar ya. Galatasaray Press demektir. Almanya Santrfor demektir. Almanya Santrfor demektir. Abi. Kusura bakma Nagelsmann öyle İtalya şolda. ne demektir? İtalya. Stopper. <laughs> İtalya dönem dönem değişiyor aslında İtalya. Hı -hı. Yani savunma demek oluyor. Mesela Pirlo dönemi bence Pirlo demekti yani. Sıkıştım bu ver ayağına. O kaleci, kaleci demek ya, de öyle diyorsun. ya. Şimdi kaleci demek çok zoftan beri. İtalya kaleci, kaleci demektir hakikaten yani. 80'den beri hep çok iyi kaleci Güvenmediğim var. Güvenmediğim tek kalecisi vardı. O turnuvada da benim Peruzi zaten mi? İtalya ile işim yok. <laughs> Peruz ya. <yani. gülüyor> Hiçbir zaman iyi bir kaleci Yolma. olduğuna ikna olmadım. Ama, evet sen Peruz'a karşısında. Ama yani Zenga, ondan sonra Toldo, Payuka falan. Payuka muhteşem bir kaleciydi. Sonra Buffon geldi zaten. Peki size bitirirken bir soru soracağım. Geçen bir anket meşhur oldu. Gördünüz mü? Ben e, hatta bir programda da andım. İtalya futbol tarihinin en iyi oyuncusunu soruyorlar oylama yapıyorlar. Instagram'da gördün mü baba onu? Böyle işte Del Piero, Totti, Buffon başlıyor bir sürü insan. Ama bilerek kurgu öyle yapmışlar. Bir noktadan sonra Baccio, 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 Baccio diyor. Baccio diye bitiriyorlar videoyu. Biz sokakta şu an Almanya'da atanla yürüyorsunuz. Gazetecilik peşindesiniz. Bir hesap geldi. Mundial gibi bir hesap. Size de dedi ki en iyi İtalyan futbolcu. Kimdir baba? Tabii tarihe de gidebilirsin bu arada. Çünkü mesela Baresi diyen de var videoda. Ama 70, 70 önce 80 öncesine giden olmamış benim gördüğüm kadarıyla videoda. Yani dönemlerin en büyüklerinden en eskiden başlayalım. İşte Rivera'lardan hani 30'ların o Dünya Kupası takımlarını geçtik. Rivera olur o dönem herhalde. Sonra 80 takımlarında kimi söyleyeceğiz? Riva'yı saymadım. 60'lar 70'ler başı. O en kötüsüdür zaten. doğru. En kötü forvet. Kızın zamanımız yani, yok. Bir tane söyleyeceksin ya, abi. Herhalde. Bir Neyse, tane Mesela, Baresi. Onlara geliyorsun sanki. İlhan Özgen. Bir tane söyleyeceksem yani benim duygusal olacağım ya. benim İtalya'ya tutma sevme sevme Roberto Baggio. Tabii sen de Baggio diyecek. Baggio derim ama şeye de yani İtalyan futbolunun simgesi olayında da mesela Paolo Maldini de diyebilirsin. Maldini hmm. diyen, yani. hmm. evet, Maldin diyen de çok var. Simge yani evet Maldini diyen de çok var. Cianerivera da simge yani İtalyan futbol çünkü savaş sonrasında tamamen savunma üzerine anlatılan bir futbol. Onu kırıp da bakın Latine Latin futboluna uygun bir adamımız var ve en az Pele kadar. ...yetenekli diye pazarladıkları ilk oyuncu Gianni Rivera. Ve hakikaten akıl almaz bir zarafettir. Tüm kariyerini izleme şansı... ...verilse bana bir zaman makinesiyle... ...ben Baccione'li Rivera'yı ömür boyu izlemek isterim ama... Benim İtalya'yı sevme nedenim Roberto Baggio'ydu abi. Baggio'nun tabi süreklilik sorunu da var o sakatlıklardan e var dolayı. Öyle yani. bakınca da yani Maldini 20 yıl oynamış atıyorum onu. Riva 10 Maldin, yıl oynamış. Deli abi ya. Maldin Maldin acayip bir, bir şey abi. Her yerden çıkıyor Maldini. Geçen gün bir şey çıktı işte. Kevin Garnett Michael Jordan'a karşı da oynadı. Allen Iverson'a karşı da oynadı. Ha, Kevin Durant'a yani. da karşı da oynadı. Güncel oyuncular da hani mesela en dönemsi olarak bakmıştı. En ilginci Kevin Garnett. Şeyinde Maldini de öyle. Maldini'nin evet. oynadığı oyuncular Maradona'ya karşı da oynuyorsun sen. Messi'ye karşı da oynuyorsun. Cristiano'ya karşı da oynuyorsun. Dün Dostlarla maç izlerken Maldini'ye dair bir şey öğrendim. Size anlatacağım. Şimdi... Podcast çıkışı mı? Aynen. Hmm. Program çıkışı. O zaman bitiriyorum. Bitirelim. Kapatalım. Çok güzel, çok güzel 11'ler yaptınız. Allah'a dağın gibi bir de... 20 Adem? kişilik yedek kulübesi yapmıştım ben ama. Ver ver onu da. Onu da konuşalım ama dikkat şakayı ettiyseniz konuşmadık. İngiltere ve Fransa'dan oyuncu protet. <laughs> <ya. gülüyor> ben kundayı aldım ama. Alternatiflerine de sonra Çıkat. yorumları da seyircilerden bırakmasını isteyeceğim. Yani Yorumlarına ilk kombilerinizi yazın lütfen. Vitinha'yı andınız. Granit Şaka diyelim. İsviçre'de çok iyi bir grup performansı geçirdi. Sen bir şeylerle bir oyuncu aldın Hı. oradan. Ben Şaka'yı diyeyim. Kante. Müthiş oynuyor. Şu Fransa'da bile. Kanto fırsat. turnuvaya fırsatı nuay pilatini olacak. Allah be ya. Hocam Kilit ben kafa yapıyor. da vurmayı öğrendim. Fulguru <laughs> yaştan... ben de yazmıştım. Vegor ser girdiğinde etkili oldu. Sınırlı dakikada onu da analım. Bir yolu zaten söyledin. Bir de yani kendi karsını o saçma sapan gol olmasa bence Samet de adaylardan biri olurdu. Yani. Bu kadar eleştiri eee. altında. Gerçekten çok iyi oynadı abi. Yani Ruat ve Aran'a biraz sordum kimleri alayım diye. Gerçekten Samet ismi üzerine bayağı konuştuk. o gol olmasa abi. abi. da mesela kendi karşısına attı da o kadar absürt bir şekilde atmadığı için. Evet. Hani şey yapabiliyorsun hani onun bir hatası bir yok. Şey yok ee, onun dışında maşallah diyeyim yani. Onu da arayacağız muhtemelen Avusturya maçında. Evet Hakan'la birlikte şey ee... cezalı. ya biz, biz Avrupa Şampiyonası tarihimizde en iyi maçımızı kalecimizin oynama ihtimali olan <laughs> Almanya yarı finalinde oynamış Uğur Boran'ın yıldızlaştığı doğru söylüyorsun olabilir. Hiç, az önce Buraya onu dedim yayında işte. Kulink Yazımlar Ya Uğur boraları, Çalan olursa iyi oynarsak gör yeni tartışmayı <laughs> sanırım. <zaten. gülüyor> aynen öyle <laughs> büyük bomba olur. <laughs> Duayen öbür program burada bekliyor. Aynen, onu aynen. ilk Türkiye'de dile getiren cesur kalem. Cesur resim. Türk basının bu, cesur bal porsu aynen. <laughs> İlan Özgen ve evet. Burak Balaban çok teşekkürler İlhan'cığım sen de biraz dinlen ee, evet. <laughs> Dinleyenlerimizin temennisi İlan evet, Evimize doğru bilmesi. gideceğiz Montello hocaya Tweet yazmaya doğru gideceğiz de. Montello hocamıza Sizinle burada olmak çok güzel Sokrates FC'nin eski bölümlerini de izleyin lütfen Like atın abone olun Arkadaşlarınıza deyin ki ya bu ne güzel bir podcast Benim sevdiğim oyunculara sallıyorlar Ama sonra deyin ki Bunlara kızmayın. Bunlar aslında biraz futbolun mizahını, geyini yapıyorlar. Bunlar en çok da ben eleştiriyorum. <laughs> Bunları en çok da eleştirenler, <laughs> en çok da övenlerdir deyin. Ee, bizi arkadaşlarınıza, sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın. Ve yorumları da bırakın. Ee, ata'nın geldiği programda Ata'na soracağız. Şu oyuncu mu olsun, bu oyuncu mu olsun? onu ilk 11'ine? Ona da soracağız. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.